Arkadaşlar tekrar merhaba. Bazı arkadaşlardan bir sürü sorular geliyor. Haliyle bilmeyince biraz daha zorlaşmış gibi oluyor sistem ama sistem atla deve değil. Bu işe başlarken sadece bildiğim detayları ben 2 senedir kendi rakımı imal ediyorum. Bildiğim detayları sizinle paylaşmak istiyorum ve kendiniz yapın diye. Malum öyle bir devirdeyiz ki rakının şu an kaç para olduğunu bile bilmiyorum. 126'ydı sanırım en son hatırladığım. Ha, hiç almadığım için bilmiyorum artık 280 de yapabilirler. Ha, düdüklü tencereyi yasaklarlar mı? Yasaklasınlar abi. Ben Bulgaristan göçmeniyim. Benim dedelerim bile bu işin atası. Yani illa bir çözüm buluruz biz. Orada yaparız, burada yaparız, düdüklü olmaz, başka tencerede yaparız. Dediğim, benim size önerdiğim sistem, ya 500 lira gibi bir paranıza mal olur sadece. Belki elinizde mevcut aletleri kullanırsanız o bile olmaz. Piyasada satıyorlar imbik. 1500, minimum 1500'den başlıyor. Orta sistem. Ve diyorlar ki işte %96 tek damıtım. Bizim tek damıtım diye bir derdimiz hiç yok. Öncelikle bunu bir anlayın. Tek damıtımda aldığınız %96 bilmiyorum verip vermediğini ama kullanan arkadaşım var. Baş ağrısı yapıyor, şunu yapıyor. Valla baş ağrısı değil, her türlü ağrıyı yapar. Kimse kusura bakmasın, rakı derseniz eğer 3 damıtım kesinlikle ve kesinlikle yapılacak. Bu açık ve net. Bende bir düdüklü tencere var. 15 litre yazıyor. Ama max 11 litre atabiliyorum içine. 11 litre de buralara kadar geliyor. Nasıl 15 litrelikse bunu da anlamış değilim. Sorun değil, benim işimi görüyor. Olmazsa olmaz kovamız 50 litrelik. Bende vardı. Onu deldim, kullandım, ettim. İşimi görüyor. İçinde 40-45 litre, 40 litre civarı su var. Ve bu suyu soğutmamız gerekiyor. Sistem asıl bundan ibaret. Şuradaki suyu soğuttuktan sonra hiçbir şeye ihtiyacınız yok. Bir devirden pompası. Bunu da çıkma bir tane doğalgaz sisteminden söktüm, kullandım. Şurasını tıkamak için 1 TL koyup tam böyle denk geliyor. Bildiğiniz 1 lira metal. Onu koydum. Üzerine de İran yapıştırıcısıyla gerdim. Hiçbir su kaçağı, hava kaçağı vermiyor. Bir parmaklık boru aldı verdi sistemiyle. Suyu da dışarıda, balkonda, araba radyatörüyle rahat bir şekilde soğutuyorum arkadaşlar. Sistem bu kadar basit. Bunlar ilk damıtımdan kalanlar. Yarın bunları ikinciye çevireceğim. Bu akşam ikinci damıtım yaptım. Onu yaparken de video paylaşmıştım zaten. %77 alkol. Tencerenin içine 11 litrelik ilk damıtımdan aldığım alkolü döktüm. Yaklaşık 6 litre gibi bana 77 alkol verdi. Ha, kalan %45'i tekrar ayırdım. Yine şeye koydum, tencerenin içine şöyle göstereyim. Bunu da yarın sabah damıtıma koyacağım. Yine doldurdum. Yine bir ikinci damıtım çıkacak. Arkadaşlar, dediğim gibi Bulgaristan'da herkes kendi rakısını kendisi yapar.
Adamlar da bizim ihraç ettiğimiz rakıyı 40 liraya içiyorlar. 45 liraya rakı içiyorlar. Biz buradan gönderiyoruz 45 liraya. Bizim ülkede kaç paraya satıyorlar? 140 mı oldu? 130 mu oldu? Şaka gibi ya. Bu paralar verilir mi rakıya? Yapın abi. Benim yaptığım rakı bana 15 liraya geliyor kilosu. Donumuza kadar vergi. Almanya'ya gittim. Almanya'da bütün alkol ucuz. Bütün dünyada ucuz. Bir tek keyfe keder. Bizim memleketimiz ya, keyifçilerden çıkartıyorlar. Vergiyle bilmem neyle. Al sana sistem. En sağlıklı sistemden bahsediyorum. Kendiniz yapın. Hazır imbik almayın. 2000 lira para verince zaten sarhoş gezersin. ...130 lira para ver... ...git 1 litre rakı al. Her şeyimiz vergi zaten. Mazot oluyorsun arabana 5.30. Adamın lüks yatı var. O kaça alıyor mazotu biliyor musun? 2.5. Biz de garibandan al. İçenden al. Yap ve kurtul. Açık ve net. Yine bazı arkadaşların sordu. Bu ikiden geçti. İkinci damıtımdan geçti. %70'e de alkolüm var. Bunu tekrar yarın üçüncü olarak tencerenin içine koyacağım. Ve amacım bundan %90 gibi %86-90 arası alkol elde etmek. Ama dediğim gibi tek damıtımda %96 alkol veren imbik var mıdır? Hiç bilmiyorum. Bazı arkadaşlar işte %90 alıyorum tek damıtımda diyor ama diyorum ya